Herkese merhabalar. Bu videoda tamamen ücretsiz olan OpenShot Video Editor programından bahsedeceğim. OpenShot Video Editor, Linux, Mac ve Windows için özgür, açık kaynaklı bir video editörü. OpenShot kullanımı kolay, öğrenmesi hızlı ve şaşırtıcı derecede güçlü bir video editörü olacak şekilde tasarlanmış. Herhangi bir videoyu veya filmi kolayca kesip, dinleyip ve düzenleyebilirsiniz ve bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. OpenShot Linux, Windows 7, 8, 10 ve iOS işletim sistemlerini desteklemektedir. Ayrıca proje dosyaları çoklu platform desteklemekte. Bu da şu anlama geliyor. Eğer Mac bir bilgisayarda bir projeyi kaydettiyseniz bunu Windows yüklü bir bilgisayarda açıp tekrar düzenleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle OpenShot programını bilgisayarımıza indirip kuralım. İndirme linkini de ayrıca açıklama kısmında paylaşacağım. Evet, OpenShot'ın web sayfasına girdikten sonra hemen göreceğiniz gibi ana sayfada şurada indir seçeneği var. Burayı tıklıyoruz ve böyle bir platform geliyor. Eğer siz Linux veya herhangi farklı bir işletim sisteminde kullanıyorsanız buradan seçerek indirme exe dosyasını indirebilirsiniz. Ben Windows kullandığım için hemen şuradan indir deyip kurulum dosyasını bilgisayarıma indireceğim. Şimdi indirme işlemi bittikten sonra indirilen exe dosyasını çift tıkladım ve böyle bir ekran geldi. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Daha sonra tamam diyorum. Burada anlaşmayı kabul et deyip sonraki diyorum. Burada 3 tane seçenek var. Bunlara hiç dokunmayabilirsiniz. Sonraki diyorum ve kur diyorum. Evet, kurulum bitti. OpenShot programımız açıldı. Gelen arayüz bu şekilde. Gerçekten gayet basit ve sade bir arayüzü var. Gelen arayüzde 3 tane ana bölmemiz var. Bunlardan biri proje dosyalarımızın olacağı bölüm. İkinci alanımız zaman çizelgesi. Üçüncü alanımız da zaman çizelgesindeki projelerimizin ön izlemesini yapacağımız video ön izleme alanı. Şimdi proje alanına dosya nasıl ekleyebiliriz? Burada 3 tane seçeneğimiz var eklemek için. Birincisi sürükle bırak mantığı. Sürükle bırak mantığı da eklemek istediğimiz dosyayı tutup mouse'umuza buraya bırakıyoruz. Böyle. Tabi isterseniz de bunları böyle toplu seçerek de buraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz bu proje alanındayken sağ tıklayıp dosyaları içe aktar seçeneği. Buradan da eklemek istediğiniz dosyaları seçip ekleyebilirsiniz. Üçüncü seçenek ise şurada gördüğünüz artı işareti. Bunu tıkladığınız zaman böyle bir ekran geliyor. Yine buradan eklemek istediğiniz dosyaları seçip ekleyebilirsiniz. Şimdi yine proje dosyaları alanından devam edelim. Burada şurada gördüğünüz seçenekler var. Bu görüntüyü tıklarsanız burada sadece videoları görürsünüz. Sesi tıklarsanız sadece ses dosyalarını, resmi de tıklarsanız sadece resim dosyasını. Tekrar hepsini görmek isterseniz de şurada tümünü göster deyip hepsini buraya getirebilirsiniz. Şurada bulunan arama yeri de buradaki bulunan, eğer burada çok fazla dosyanız varsa isimle de burada arama yapabilirsiniz. Gelelim videoların ön izlemesine. Burada herhangi bir videoyu sağ tıklayıp dosyayı önünüzde derseniz böyle ayrı bir pencere açılıyor. Buradan da şu play işaretine basıp videonuzu oynatabilirsiniz. Diğer bir özellik ise burada herhangi bir videoya sağ tıklayıp klibi böl derseniz böyle bir pencere açılıyor. Bu da şu işe yarıyor. Burada klibi bölmek isteyebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şurada gördüğünüz şu imleci istediğiniz yere getirip diyelim videonuzun buradan başlamasını istiyorsunuz. Buraya geldikten sonra şu başlatı tıklıyorsunuz ve daha sonra nerede son bulmasını istiyorsanız bu imleci oraya getirip sonu tıklıyorsunuz. Ve oluştur dediğiniz zaman bu proje alanında o alanı kapsayacak ayrı bir video dosyası oluşturuyor. Daha sonra bu proje dosyalarını bu zaman çizelgesine ekleyeceğiz. Bunun için de herhangi bir videoyu tutup buraya sürükleyip bırakabiliyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra diyelim bu gördüğünüz gibi buraya aktardığım video dosyası burayı tamamen kapladı. Şuradan şu imleci hareket ettirerek bunun görünümünü kısaltıp uzaltabilirsiniz buradan. Şimdi diyelim proje çalışmanızı bitirdiniz ve bunu kaydetmek istiyorsunuz.
Bunun için de bu yukarıdan dosya projeyi farklı kaydet diyerek istediğiniz yere bunu kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu zaman çizelgesindeyken gördüğünüz gibi bu imleci ben bu videonun üstünde oynattığım zaman buradaki video ön izleme alanında bunun ön izlemesini görebiliyorum. Ve istersem de şuradan play deyip bunu oynatabilirim. Şimdi gelelim bu zaman çizelgesindeki şuradaki yaslama etkin özelliğine. Bu da şu şekilde çalışıyor. Ben buraya ikinci bir videoyu sürüklüyorum, bırakıyorum. Gördüğünüz gibi videoyu bu videonun yanına getirdiğim zaman şöyle sanki aralarında bir atış etkisi varmış gibi buraya yapışıyor. Ama ben bunu kaldırırsam eğer gördüğünüz gibi böyle yapışmayacak. Direkt üstüne çıkıyor. Eğer bunu tekrar açarsam gördüğünüz gibi kolaylıkla bu videoyu buna yaslayabiliyorum. Yine zaman çizelgesinde bulunan şuradaki makas aracı. Bunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi böyle bir işaret geliyor videonun üstüne geldiğim zaman. Eğer videomu kesmek istiyorsam eğer bunu kesmek istediğim noktaya gelip şöyle bir kere tıklarsam videoyu oradan kesmiş oluyorum. Veya ben bu videomun başından veya sonundaki bazı yerleri kesmek istiyorum. Onun için de videonun örneğin başına geldiğim zaman şöyle bir işaret çıkıyor. Bunu şöyle eğer sağa doğru sürüklersem başından başlayarak videoyu kesmiş oluyorum. Veya sonundan kesmek istiyorsam da yine sonuna gelip tutup bunu sola doğru böyle sürükleyip bırakıyorum. Ve videomu istediğim şekle getirmiş oluyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi bu sol tarafta iz 1, iz 2, iz 3, iz 4, iz 5 gibi alanlar mevcut. Bu alanlar bizim aynı zamanda birer çalışma alanı. Bunları birer layer olarak da düşünebilirsiniz. Eğer ben bu videomu şu iz 5'e bırakırsam eğer yani buraya taşırsam benim videom oynarken ilk önce şu üstteki video oynayacak. Gördüğünüz gibi şu an üstteki videoya geçti. Daha sonra böyle devam ettikten sonra burada bittikten sonra tekrar alttaki videodan devam edecektir. Şimdi ben diyelim şu iz 3'e de bir tane resim ekledim. Bunları karıştırmamak için bu iz 3'e gelip sağ tıklayıp burada izi adlandırabilirim. Örneğin buna resim yazabilirim. Burası resim olur. Buraya video yazarım. Diyelim bu iz 5'e de müzik ekledim. Buraya da müzik adını verdim. Böylelikle her bir layer'a farklı isim vermiş oldum. Aynı zamanda bunları buradan yine kaldırabilirim. Şuradan izi kaldır dediğiniz zaman orası kalkacaktır. Ya da buradan yeni bir iz ekleyebilirim. Üste veya alta. Ya da bu izi buradan kitleyebilirim. Eğer kitlediğim zaman da buraya artık müdahale edemem. Daha sonra şurada gördüğünüz geçişler var. Geçiş efektleri. Şimdi ben bu videoyu böyle buraya getirdiğim zaman şuradan şu yaslamayı aktif edeyim. Buraya getirdiğim zaman gördüğünüz gibi buradan video geçişi direkt bir video geçişi olacaktır. Ama ben bunu istemiyorsam şunu hafif şöyle sürüklersem üstüne doğru burada otomatikman bir geçiş olacaktır. Transparan bir geçiş. Eğer siz bu geçiş efektini beğenmediyseniz şurada bulunan efektlerden istediğiniz efekti buraya videolarınızın arasına uygulayabilirsiniz. Onu da şuradan tutup sürükleyip iki videonun arasına bıraktığınız zaman bu efekti eklemiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim ses dosyalarının özelliklerine. Ses dosyasını şöyle sürükleyip buraya bırakıyorum. Şimdi şuraya bırakamıyorum gördüğünüz gibi. Burayı kilitlemiştik. Şuradan sağ tıklayıp kilidi kaldırıyorum. Ses dosyasını da şuraya alıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi müziğin ses dalgalarını göremiyorum. Onu da görmek için müziğin üstünde sağ tıklayıp şurada görüntü var. Buradan dalga şeklini göster. Gördüğünüz gibi artık ses dosyalarının dalgalarını görebiliyorum ve bu şekilde bu benim daha rahat çalışmamı sağlayacak. Şöyle şurayı biraz daha küçülteyim. Ses dosyamızı dalgalarını daha rahat görelim. Şimdi burada ses dosyasının ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Bu ses dosyasının üstüne sağ tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi ses düzeyleri var. Şimdi şurada klibin başlangıcında eğer ben istersem klibin başlangıcında sesin yavaştan açılmasını sağlayabilirim. Veya ses düzeyinin başlangıçta 90 olarak başlamasını sağlayabilirim. Veya buradaki çeşitli seçeneklerden birini kullanabilirim. Örneğin burada gördüğünüz gibi benim müziğim direkt aynı ses tonuyla bitiyor. Ben bunun direkt değil de böyle yavaşlayarak yani ses seviyesinin alçalarak bitmesini istiyorum. Bunun için burada ses dosyasının üzerine sağ tıklayıp
Şurada ses düzeyi. Burada klibin sonu ve şurada kararma yavaş seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi şuraya küçük bir çizgi attı. Şimdi ben tekrar oynatıyorum müziğimi. Gördüğünüz gibi müzik sesi alçalarak bitti. Şimdi gelelim keyframe'lere. Keyframe'de ne için kullanacağım? Basit bir şekilde. Diyelim ben şu alandan şuradan başlayıp şuraya kadar gelen alanda videomda zoom yapmak istiyorum. Bunun için buraya gelip veya videomun üstüne gelip sağ tıklayıp burada özellikler diyorum. Ve şöyle bir alan açılıyor. Burada daha sonra şurada gördüğünüz X ölçeği, Y ölçeği var. Ben bunların ikisine de sağ tıklayıp anahtar kare ekle diyorum. Ve ekledikten sonra şuraya gördüğünüz gibi bir tane işaret geldi. Daha sonra zoom'un süreceği alanı belirliyorum. Buraya geldikten sonra tekrar şuraya gelip şu 1 yazan yere buraya çift tıklayıp buraya 2 yazıyorum. Aynı şekilde Y ölçeğinde gelip 2 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi video oynattığım zaman zoom'u yaptı. Ama bu zoom aynı şekilde devam ediyor. Bunu da iptal etmek için yani aynı ölçeğe getirmek için zoom'un şu ikinci keyframe'in bittiği yerin bir sonraki adımına gelip şuradaki ikileri 1 yapıyorum. Şimdi zoom devam ediyor ve eski haline geri geldi gördüğünüz gibi. Keyframe de bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bu arayüzündeki bölümlerle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şu simgeye tıkladığınız zaman şöyle bağımsız hale geliyor. Bunu da buradan tutup istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Eğer bu alan çok karıştığı zaman da şurada görünüme gelip görünümlerden basit görünüm tıklarsanız eski haline gelmiş oluyor. Şimdi bütün ayarlamaları yaptık. Efektleri ekledik. Kesme işlemlerini yaptık. Müziğimizi ekledik. Keyframe'lerimizi ekledik. Şimdi sıra geldi videomuzu dışa aktarmaya. Bunun için de şurada gördüğünüz kırmızı noktaya bir kere tıklıyorum. Ve bu gelen alanda dosyama bir isim veriyorum şurada. Burada da nereye kaydedilecekse şu göz attan orayı seçiyorum. Daha sonra şuradan da diyelim ben YouTube'a video yüklüyorum. Şuradan A seçiyorum. Şu aş buradan da gördüğünüz gibi çeşitli görüntü ayarları var. Buradan da YouTube HD seçiyorum. Şu aşağıdan da videomun kare hızına göre bu seçeneklerden birini seçiyorum. Daha sonra da buradan kaliteyi seçiyorum. Düşük, orta, yüksek. Düşük seçerseniz videonuz düşük boyutta olur. Yüksek seçerseniz daha kaliteli bir videonuz olur. Fakat daha fazla yer kaplar. Bu ayarları da yaptıktan sonra şuradaki videoyu dışa aktar seçeneğini tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman videonuz kaydetmeye başlıyor. Bunun süresi de bilgisayar hızına göre değişiklik gösterecektir. Evet, bu videoda tamamen ücretsiz olan OpenShot video editör programından bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.